Ya bunu aslında 3 yaş 4 yaş benden küçük da büyüttük de öyle Öyle yazılmış, yazılmış. öyle ya. Evlenmek için herhalde öyle He. oluyor. Büyüttüğümüzden indi o şey iner. O Mustafa Yorgun'la geldiğimizde bir şey anlattın. Yani seçimde sandık başındaymışsın da hani Cırıza mı birine oy kullandırmayacağım diye listede ismi yanlış çıkmış. Onu bir anlattın. Her anlattığım yerde ona güle güle ölürler ama sen dedim. He Mustafa Bey'le, Mustafa Cırıza. Aklına gelse. Bir saatten sonra aklımıza düşerler. Yani hemen aklımıza ölmez işte. Şimdi girmez. Ya bizlerin şimdi şey etmez de biz evvelleri o hangi öyle kullandığımız belli olmazdı. O zaman kadar zamana Siyaset çok şeydi o zaman değil mi? o zaman siyaset çok kuvvet şeydi. Biz de kovduğumuzu tutar kaçtığımızdan kurtulduk. O zamanları. Birine bir oy kullandırmamışsınız siz. Onu bir anlat. He. Nasıl oldu? Siz sandık başındaymışsınız da liste daha evvel gelmiş. Hani listeden isim yanlışlığı, doğum yanlışlığı var Ha, mı? tamam. Tamam, Tamam, şimdi oldu. Ben sandık başındaydım. Ya şimdi kapı bir konuşumuz ya adam. İsmi de bir yanlışlık var. Ama dedik ki yani her zaman varınca ya sende de olur, bende de olur atamayanlar. Bunları hoş görelim, oyunu kullandırıverelim falan derdik. Orada ötekinin biri nal oldu. Ha şey yaptı, tamam sen dedim, indi ben öğrendiririm. Neyse bir kadın vardı, kör. Geldi. Babası alıp gelecekti. Dedim ben de kendi kullanacak oyunu. Ya bu kör değil dedim. Ulan dedim kör adam dedim. Evinden dedim 20 kilometre öteden gider de odun getirebilir mi dedim. En aşağı 20 kilometre. Onu attırmadık. Bu sefer öteki koca geldi. Koca gelince dedim sen oy kullanamam. Senin isim yanlış. Bu sefer başkan dedi ki yani ekseriyet bulursa kullanır ya. Eniştesi de, onun da eniştesi de sandık başında, hocanın. Ya bunu bilir misiniz siz dedi, ya ben bilmem dedim. Ya insan bunu derken terliğe de yoruyor ya. Hakikaten. Ya kafa konuşumuz öyle canım. Kündeki ben bilmem dedim. Ama bilen varsa bilmem. Yani kapı komşunuzu tanımadınız. Bir ekseriyet aradılar. Ekseriyet de yok. Bu sefer koca dedi ki Enişte sanadım Mehmet. Mehmet sen beni bilmem mi dedi. Bilmem dedi. Ya bilmeye mecbur da değerli hem dedi ya. Bilmem dedi ya. Bilmiyorum. Allah sen ne şeker. Demek sen beni bilmem mi dedi ya. Bilmem dedi ya. Hoca ağlayıverdi. Ağlayıverdi ya insan. Vardı öttü gayrı. Kullanmadı mı? Yok, oy kullandırmadık. Enişteyle partiler ayrı mı? Ayrı. O anda bir ayrıldılar. Evvelleri barabarıdı. Eniştesi. Ne partisiydi? Bir şey parti girdi. Ona geçtiydi. Orada bir ayrıldılar da. Of. Yüzüne bakmadan mı söyledi onu? Ya yüzüne ya zaten mesela bunu ben derken ben de bakamıyorum canım şimdi adamı ya kapı apaya konuş olup da tanımam demek değil mi? Tanımam mi? Demek bayağı zor ama bu hocaya nasıl ya bu seçim meselesi ben de arkadaşım bir saçım bir çavdaraya Hermanı var. Onu bir sürüver dedi.
Benim oğlanım öyle vardı. Koyrazlık bugün ha. Ya şey alı salsın dediler. Ya bir yumuşatsa yeter. Gölü öyle sürersiniz. He, gölü olan o zaman. Oğlan sürüp durur, biz de öyle az foyrazdan öyle bir şey yere oturduk, otururuz. Oturken. Yani daha öyle baktım mı diye amacımıza yalın şapa tam dek geliyordu öyle. Tam yamacımıza. He. Tam yamacımıza. He. Orada da öyle bir yani iki dönüm kadar bir alan bir yer var. Kenarından duman çıkar. Buradan gördüm. Tanım tanım dedim. Adam daha yalın çabalar, harmanı sürüp de atıp durur dedim. İşte öyle ya böyle harman atar gibi bir şey, duman öyle çıkır çıkır. Bu sefer yanımızda küçük helim deriz. Bir şey var, hep de helim onlar var ya. O da öyle bir tane verdi, ha ben gördüm dedi. 15 yaşında bu kız da dedi, hem elinde bir kurkan yabası dedi. Ya Allah söylesin. Öteki körelim dediğimiz taze ihtiyar bizden. O da bir şey diyecek, hani be, öyle der. Hani be, hani be derken. Ha gördüm gördüm dedi. Bir sarı bu diye armanında karın çak kol gibi çeker dedi. Ulan ailem mi dedim. Sen ölmeyince yalan bize hiç gelmeyecek gayrı dedim. Yani bu sen, yalanı dedim hiç bize yaptırmayacaksın. Gülüşü gülüşü. Gülüşü gülüşü. Ya ben böyle boş bağlı çoğu ederdi. Sen dediğin gibi. Şimdi evden. Sakıza varsan Alaçamlıları anlatırlar. Alaçamlı yazımda sakızlıları anlatırlar. Onların sakızdan gelirmiş. Taksı vardı altında. Gelirken bir tavuk çarpmış. Tavuk çarpınca olan öyle durduğunda der. Ya kimin bu tavuk? Böyle böyle ben bunu çarptım. Kimin? Sen neyse bir şey diyelim dedim der. İşte o anda zaten tavuğun sahibi da var mıdır yok mu öyle. Geç ulan hepsi bir tavuk değil mi demiş. Bu gelmiş gitmiş. Bundan üredi verildi. Ya gel verdiler baktılar. Ya bizde böyle yastı tavuk yok demiş. Bu ya tavuk yastılı vermiş abi. Tekerin altında alın diyor. He. Bizde yastı tavuk yok. Bu bizim değil demişler. Ondan sonra gari böyle. Çoğaldı gitti. Ben öyle bir devamlı da işte adam yerine kollardı. Sandık başında olurdum çok zamanda yani. Devamlı öyle olurdum. Birinde köyde sandık başındayız. Ve zaşım oldu. Şey yaptık. Cip geldi. Oradan o zaman ortaya da bir şey yok ki bir cip var. Sakız indik oranın müdürünü daldık. Aydınoğlu'na indik. Aydınoğlu'na indik. Bu sefer orada onlar şey olarak ekstriyat buldular. Cip'e de adam sığmıyor. Bana dediler bunu koyalım. Bu kalsın. Ötemiz gidelim dediler. Kavga etsen yalnızsın. Ama ben öyle hile düşündüm bari. Yani onları bir atmanın yolunu düşündüm. Tamam. Falan deyip durur ha. Keseyi almanın çaresini düşünüyorum. Cipin içinden keseyi. Öyle şey ederek. Ya benim ne bileyim. Düşmüyor ola. Oturdum yerden kapıyı açtım vardım. Keseyi aldım. Bizim başkan hiç haber olmadı. Aldım. Öyle cibin içine çıkıverdim. Göt götün. Evin karaltısına gittim. Aydınoğlu'nda. Karaltıya giderken kaçtım. Bir kaçtım oradan hamama.
indim. İndim ama onlar şey yapacak, köprüden geçilecek, onlar cibile bana yetişecek. Ne olmalı, ne olmalı? Orada bir arkadaş vardı, buna dedim lan beni sudan geçiriver. Sudan geçsem Selamlı'dan ağrı varacağım. Suyun yukarı yeri var, beni geçiriverdi. Selamlı'dan ağrı çıktım. Bunlar gayrı bir araştırırlar yok. Beni öte yol keserler, beri yol keserler, bu hindi gelecek yolda. Ben onlardan evvel Mut'a vardım. Vardım, sandık. Elimde kese, omuzumda. Şey, ismi Hacı Efendi. Sandığım başında. Beni görüverdi, öyle etti. Ben gayrı işaret verdim, hinçika dedim, öyle ettim. Ya hani, şu müdürümüz nerede, başkanımız nerede, ben bilmem. İşte ben keseyi aldım geldim, onlar da beni cibe almadılar. Ben böyle geldim gittim. Ya keseyi ne alverdiler? Ya orasını sorma. Çalık. Orayı sorma geç. Çalık. Hacı ben de illettir, ya siz çok musunuz der. Hayır çoğuz diye işaret verir. Az sonra bunlar da gelmişler. Orada bir şöyle böyle işte bunun şeyini reisinin için çalaktır içinden giderektir. Şey var. Ama gidermedi. Hiç tokanmadı. Yani. Hiç tokanmadı. Unutmadı. Tokanmadım öyle. Öyle bir partilik kendi böyle bir yaptık. Sonra her zaman bizim partiliğimiz biraz çetin geçer. Gene bir oy kullanacağız. Sabahla vardık. Bizim arkadaşlar o zaman sandık başına diyelim. Böyle vardım da dedim ki benim kızlar falan da vardı. Kadın kısmına dedim. Öncelik tanıyalım. Bunlar şey yapsın, oyunu kullansın, biz sonra kullanırız. Efendim, ben kızlar da oturdu, öyle dışarı çıktım. Benim uşağım dışarı çıkma zamanı geldi, gelmediler. Ama aklıma öyle geliyor. Hammamdan da bir öğretmen vardı, başkan. Ona demişler, burada niye edebilirsen bizim elimizde bura alacağım. Hiç korkma denmiş. Gayri belli. Girdim. Giriverdim. Benim kızım biri baba dedi. Bak dedi bizden sonra gelenler dedi. Oy kullanıyor. Bizim şeyimiz hep geri koyuyorlar dedi. Derken biz küfür ile girdik birden. Ulan kimmiş bizi şey eden? Hücum etmemiz lan. Sen öğretmen tenceresini attı kaçtı. Dışarı. Ötekin nerede? Benim oğlanın birine. Ya bir tutun. Babanızı bir tutun. Bir tutun. Hayır. Oraya devam ettiler. Bunlar hemen Mut'a asker ısmarladılar. Mut'tan 10 dakika sonra asker geldi. Ulan gele gele geldi dedi. Benim en samimi tanıştığım komutan gelen. Ama tabii öyle şeyden öyle çekildim dururum. Komutan askerler geldi, dağılın, dağılın, dağılın. Askerlerine ne diyorsunuz dedim ya. Bir daha de bakayım. Ne de? Çakılın buradan dedi. Ben oy kullanacağım
Asker ağa dedim bak. Sen dedin nereye kovuyorsun beni? O arada kumandan görüverdi. Bırakın lan dedi. Orada durdu. O geldi beni. Öyle koluma taktı elini. Ya dedi sen biraz şey olursun. Öyle sen öyle bir gezeleyelim hele. O zaman da bir ilk bir telefonu alt getirdim ben. Bunlar da telefon yoktu o zaman. Kıbrıs'tan. Çevirmeli telefon. Antenli. He. Bayağı kocaman bir şey. Öylelik. Bir elimde takılı yani. Bu da takılı ya. Bilmeyen tabanca sanır. Öyle çekedim öyle oluyor. Kumandan, ya tabanca da var ki bu dedi. Ya erkek tabancalı olur dedi. Sende de var o. Eski adamda tabanca olur dedim. Ya Cemil'den. E lan bunu lan. Bu sefer ötekinler bir baktı, hiç askerden de umut yok. Yani koya beni şey yapılacaktı, orada da umut yok. Bu sefer millete dedim, kadın kısmatsın, erkek kısmatmasın. Bu dedim, gece yarı yağdır dedim, bu öğretmen burada bekleyecek. Erkek kısmını attırmadık. İkinin saat beşe geliyor, daha 20'nin üstünde adam var daha. Bu kafiye çıktı. Burada olan mı dedi. Sayıyorum dedi. Onun haricinde dedi. Oy kullandırmayacağım dedi. 10 kişi sayıverdi. Gerisi sana kim dedi? Yani deyen dedik. Kim diye verdi sana deyeni? Diyene bu sefer tekrar telefon ettiler Mut'a. Oradan emir. Orada kaç adam varsa okulun önünde tükenince kadar kullanacak. Öyle yağma yok. Birimiz gireriz içeri. Adam hücreye girer oraya otururuz. Gelmeyiz. Yine adına yani. He içeride. Oraya otururuz gelmeyiz. Öyle. Son başı komutan dedi ya yeter gayrı ne olan eziyet dedi ya onu bir şey yapıyor.